Merhaba arkadaşlar, bizde olmayan giyimleri ve arkadaşların isteklerini sıralayayım. Conqueror diye bir tane arkadaşımız, LS2 MX 436 kask naked color'a uygun mudur? Bilmiyorum, galiba uygundur. Çünkü hani bizde de yok. Görüntüsünü hemen buraya koyarım. Ortalama uygun mu değil mi? Ona göre tamamen sen karar verebilirsin. Naked Motor'a Shark'ın Raw veya Drag modelleri daha güzel gidiyor. Onlardan da önerebilirim. Onlardan da alabilirsin. Ama biraz daha hani ucuz diyorsan LS2'ye MX-436 iyidir. Kaskların yanında Ahmet diye bir arkadaşımız, kaskların yanında TC1, TC4, TC5 ibareleri ne anlama geliyor diye yazmış. Onu orada cevaplamamıştım YouTube'da, burada cevaplayayım. Shoei'nin renk ve desen seçeneklerdir onlar, onları belirtiyor. Yoldaş Toros diye bir arkadaşımız vardı, bu Slim Fit kod yok, hala da yok. Gelince gerçekten paylaşacağım. Bir arkadaşımız da Ninja 300 KRT için bütçe sıkıntı değil, birden fazla renk ve desen çeşidi çıkartır mısınız demiş. Oldukça çıkartmaya çalıştım ve de hani Ninja'nın yeşiline uygun bir şey çıkartmaya çalıştım ama aklıma gelenleri hani montta çok fazla seçenek bulamadım. Hani böyle yeşili olsun ve hani farklı farklı olsun. Onun yerine bir tane Revit buldum. Onu paylaşacağım. Marushi'yi önereceğim. Hani yeşilli Ares 999 Ares'i önereceğim. Ares 999 Ares gerçekten iyi bir kask. Çok hafif bir kask. Bunlar 1150 gram. Arka tarafında hani bir hava çıkış kanalı var, üst hava giriş kanalları var, ön hava giriş kanalı var. Kademeli açılan bir cam var. Bakış açısı gayet mükemmel ve burun pedi var, çene pedi var, double D bir bağlantısı var. İç pedlerini çıkartıp yıkayabilirsiniz. Ve işte dediğim gibi 1150 gramlık bir kask olduğu için gerçekten iyi bir model. Bunu giyerek göstereyim tabii. Şöyle bir yapısı var. Uzun yolda da hem başınızı ağrıtmayacak hem de iyi bir model. Bir tane daha yeşilli bir kask tavsiye edeceğim. Diğer tavsiye edeceğim kask da AGV'nin K5'i Multi Hurricane diye geçiyor. Siyah yeşil olan kapalı kask. Bu da gerçekten hani iyi bir kask ve hani ön havalandırma kanalı var. Çenesi gayet dayanıklı. Burun koruması var. Burun pedi var. Çene pedi var. İçi gerçekten gayet güzel yapılmış. Double D bir bağlantılı. Double D bağlantıyı biliyorsunuz. Her seferinde tekrar ediyorum. Bu da gerçekten iyi bir kask. İçindeki hava kanalları gerçekten çok iyi yapılmış. Zaten multi kompozit yapısını biliyorsunuz. Arka tarafında hava çıkış kanalı var. Bunlar elle idare edebiliyor. Üst çıkış, hava çıkış kanalı da gerçekten mükemmel. Bu 4 yıldız almış bir kask. O yüzden de hani tavsiye edebileceğim kasklardan, Ninja 300 KRT için tavsiye edebileceğim kasklardan bir tanesi. Daha önceden bir tane eldiven sunmuştum. Onu tekrar sunuyorum. Fiberglass'ın Stunt Evo replikasını. Bu kombinle gerçekten güzel gidebileceğini düşünüyorum. Bu kombinle beraber bunu sunuyorum. Bu Revit'in GT Air modeli. Ve hani yazlık, baharlık olarak geçiyor. Kapandığı zaman gerçekten yani şu gömleği de tabii düzeltelim. Şöyle kapandığı zaman rahatlıkla bütün yaz ve bahar sürüşlerinizde size eşlik edebilecek bir mont. Stunt Evo replika gerçekten güzel bir eldiven. Özellikle hani bilek ve eklem yeri korumaları iyi. Ve hani bu kombinle gerçekten iyi gideceğini düşündüm. Tabii bunu daha önceden tanıtmıştım ama yine tanıtayım tabii ki. Bilek koruması var. İçi hani şöyle şekilli biraz tabii. Bu üst korumaların iç önünde havalandırma girişleri var. Bütün eklem yerlerinde havalandırma girişleri var. Zaten hani baharlık ve yazlık bir kombin olduğu için o kombinle beraber sunduğum eldiven de tabii ki yazlık. Yani bunun hani bütün her yeri hava geçirgen bir eldiven. Aynı zamanda hani kısa bir eldiven. Bir cırt cırtla kapanıyor. Aynı zamanda sürtünmelerde ve işte düşmelerde sizi daha fazla koruması için yapılmış. Bileği hani monta geçeyim. Mont GT Air demiştim. Ön tarafı tamamen file, fermuarla kapanıyor. Çok düşük bir boyuna sahip değil. Böyle çıt çıtla kapanıyor. Kol ayarlama çıt çıtları var. Ve bileğinde şöyle
çıt çıtı var ve fermuarı var. Fermuarın içini açtığınız zaman da tamamen içine ulaşabiliyorsunuz. İçi de tamamen file yapıya sahip olduğu için gerçekten güzel ve alınabilecek, hani bu kombinle beraber sunulabilecek montlardan biri diye düşündüm. Arka tarafında bir tane sırt korumaya sahip, dirseklerinde özel iyi korumaları var ve omuzlarında gerçekten iyi korumaya sahip. Ninja 300 içinde, KRT içinde iyi gideceğine eminim. İyi sürüşler.